Biliyor musunuz insanların çoğunu cennete koyan şey nedir? İnsanların çoğunu cennete koyan şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Takvallah ve husnül hulk. İki tane şey. Allah korkusu ve güzel ahlak. Güzel ahlak gıybet ettirmez adama. Kimsenin aleyhinde konuşturmaz. Çünkü bende de var birçok kusurlar yahu. Ben kendi kusurlarımı düzeltemiyorum ki bu karşımdakine değil, sen niçin düzeltmiyorsun? Ve onun niçin teşhir ediyorum? Bizimizde var çeşitli kusurlar. Binaenaleyh. Güzel ahlak böyle oldu ki bir de takva olmasın. Çok okursun, çok bilirsin. Yeri de bilirsin, göğü de bilirsin. Ay'a da gidersin, güneşe de gidersin belki. Çok bilgin var. Fakat Allah korkusu olmazsa hiçbirisi fayda etmez. Vesselam. Onun için Akif demiş ama Akif bunu cebinden dememiş. Kur'an-ı Azimşan diyor da Akif de o Kur'an-ı Azimşan'dan aldığı ilhamı bize söylemiş. Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havf-ı yecdan, ne irfanın kalır tesiri ne vicdan. Hayat artık behimidir, hayır ondan da altın. Behimi hayvandır. Hayat artık hayvani bir hayat olur. Hayır diyor, hayvani hayat değil, ondan da aşağı. Bel adal. Kur'an'daki tersi. Bel adal. Yani ondan, hayvandan da aşağı. Kel en'am, bel hum edal. Hayvan gibi. Yok, hayvandan da aşağı. Çünkü hayvandan çok istifadeler ediliyor. Eti yenir, suyu içilir, sütü içilir. Yününden şunlar olur, her şeyler olur ama insandan ne olur ya? Şerrinden madem bir şey olmaz. Allah korkusu olmadı mıydı? Bunun için Cenab-ı Peygamber iki tane tavsiye etti. Allah korkusu bir de güzel ahlak. Allah korkusu olursa namazını bırakamazsın. Allah korkusu olursa orucunu bırakamazsın. Bak dün destek yine geçti. Şimdi Ramazan elhamdülillah. Burası da Müslüman memleketi. Bir Müslüman memleketinde bir Müslüman insan alenen sigarasını içerek, suyunu içerek, ekmeğini yiyerek gezerse onun Müslüman dinini tahkir ettiğinin alameti olaraktan katli vacibdir diyor. Tahkir ediyorsun Müslümanlığı. Burası Müslüman memleketi. Düne kadar Hristiyanlar bile bu memlekette Ramazan ayında Müslümana hürmeten yemeklerini saklayırlar. Bunu hepiniz bilirsiniz. Yaşlılar hep çünkü. Hristiyanlıktayken Müslümanın Ramazan'ında çocuklara da tembih eder sakın ha. Bu ay Ramazan girdi. Çocuklar arsızlık yanlışlıkla sokakları şunu bunu yiyeyim demeyiniz. Kendileri de yemezlerdi. Ama bugün bak kendi evladımız ne hale gelmiş. Bunun cezasını nasıl ödeyeceğiz bilmem, Allah kusurlarımız da. Onun için Allah korkusu başta geliyor. Şurada re'sül hikmeti mehafetullah. Hikmetin başı Allah korkusu. Sen hikmetin çok. İşte aya da gidiyorsun, bilmem nereye de gidiyorsun. Nereye gidersen git. Allah korkusu olmadıktan sonra hepsi hava. Allah bu mülkü bize müsahhar kılmıştır. Mülkü Allah cemiyan tabiriyle bütün insanlara müsahhar kılmış. Bunun yeri de bize müsahhar, göğü de bize müsahhar. Emrimiz amadedir. Her şeyi yapabilir insan. Fakat Allah korkusu olmayınca hiçbir şey yaramaz. Onun için Allah bu korkuyu bize ihsan buyurdu. Onun için demin ne güzel. Allahümme e'inna ala edai zikrike ve şükrike ve husni ibadetke. Ya Rabbi senin şükrünü, zikrini ve husni güzel sana ibadet için bana yardım eyle ya. Ben acizim. Nefsim var, şehvetim var, şeytan var. Bu kadar beşeriyet içerisinde dertler var. Bunların içerisinde sana ne güzel şükür edebilirim, ne güzel ibadet edebilirim, ne de zikredebilirim. Ama sen yardım edersen hep de olur. Bunu istemek mecburiyetinde olduğumuzu Cenab-ı Peygamber bize duyurmak için Hazreti Muaz'ı bunu talim etti. Hazreti Enes radıyallahu anh da bize bunu beyan buyurdu. Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfikat-ı semadanesine masal eylesin inşallah. Şimdi altında etedrune bu iki şey cennete sokacak. Yine buyuruyor ki etedrune ma ekseru ma yedhulun nasun nar. Adamı cehenneme sokan şeyleri de biliyor musun? Cennete gidenleri söyledim. Takva hüsnü arkada. Cennete giderler. Bir de cehennem var. Cehenneme gidenlerden niçin giderler bilir misiniz? El ecvefan. İki boşluktan giderler. Ecvef boş. Ecvefan iki boş. İki boşluğuna hakim olamayanın yeri cehennem. Boşluklardan birisi ağızdır. Burada haram lokma da gider. Kötü sözler de çıkar.
bu kötü sözlerin çıkmasına, gıybet gibi şeylerin çıkmasına, fena hareketlerin çıkmasına burası sebep olur. Buna hakim olan cennetliktir. Hakim olamayan cehennemdir. Yani bulduğunu yiyor, halal haram demiyor. Yukarıda yarın gelecek derse, siz dünyaya o kadar meyletmeyiniz. Dünyanın bir türlü hali var. Zenginliğe alışırsınız, rahatlığa alışırsınız. Sonra bir gün gelir de elinizden bu rahatlık gider, bu zenginlik giderse, o zaman bu rahatı bulmak için haramlara irtikap edersiniz. Nereden olursa olsun, aman rahatlık elimizden gitmesin dersin. İşte en büyük felaket buradan da. Binaenaleyh, şimdi o iki ecvehten birisi elsen, ağız diyor. Buradan, boğazda, işte boğaz işte. Boğazlarda ne felaketler geldi malum. İkincisi de el-fark, iffet yeri. Bu iki, birisi ağız, birisi iki bacağın arasındaki iffet. Bu iki yere sahip olamayan insanların yeri cehennem. Bunlar da insanlardaki nefis dediğimiz, bütün fenalıkların kaynağı olan. Zapt edemezsin. At azgın oldu muydu? Adamı sürükler gider, zapt edemezsin. Şehvet azıttı mıydı? Eli hakkından gelinmez. Hayvanların görmüyor musunuz? Mevsimleri gelince birbirlerini nasıl boğazlıyorlar? Şehvetlerini kedilerin olsun, köpeklerin olsun. Birbirlerini nasıl boğazlaşıyorlar? Bu şehvetlerini icra edebilmek için insan bunlardan aşağı değil mi? Yani. İnsanda da bu şehvet olduğu vakitte halam, haram, halal ortadan kalkar. Bu ancak şehvetini nasıl tatmin edecek ona bakar. Günahmış bu bir kulağından girer, öteki kulağından girer. Onun için Allah korkusu olmadı mıydı? Bu ağızda, bu edep yeri felaket olur insanlar. Cehenneme girmesine sebep olur. Allah kusurlarımızı affetsin, tevfikat-ı semadaniyesine mazhar eylesin de bizi dünyanın ahiretin felaketlerinden muhafaza buyursun ve bizi kendisine layık olduğu şekilde ibadet edebilecek kabiliyeti ihsan buyursun, tevfikin refik buyursun, doğru yolda daim eylesin inşallah.